Evet Eyüp. Birazdan 5 milyonluk soruyu anons edeceğim. İnşallah bu parayı kazanırsan, şu an 1 milyonum var. 5 milyonu da kazanırsan ne yapmayı düşünüyorsun? Kenan abi, zihnimde bir şeyler vardı zaten, ne gelirse tarzım. %25'ini Filistin halkına bağışlamayı düşünüyordum zaten girmeden önce. Lakin bu miktarlara ulaşacağımı düşünmüyordum. Ve bunu söylemek istemiyordum çok fazla riyaya girmesin diye. Ama konuştuğum insanlar bana dediler ki, hani akıl alabildiğim, güvendiğim insanlar. Bunu canlı yayında söyle. Belki milyonları, milyarları olan insanlardan bazıları utanır da, onlar da 3-5 kuruş yardım, yani parasına kalmadılar ama yardım da gerekiyor, yardım ederler diye. Utanmaya gerek yok, belki de feyiz alınır. Feyiz de alınır, o da olur abi. %25'ini Filistin halkına vermek istiyorum. Diğer miktarlar çok belirtmek istemiyorum. Deprem bölgesinde aktif görev aldım. Orada kayıplarımız oldu bizim de, gönlünüze tanıdıklarımız. Oradaki insanlara bir kısmını vereceğim. Dediğim gibi buradan sonrasına çok miktar belirtmek istemiyorum. Onun dışında annemin adakları varmış. Onlar da yeni yeni ortaya çıkıyor. Öyle mi? Evet. Eski adaklar mı bunlar, yarışmadan sonra ortaya? Yok, hani 5 milyonu alırsan adak işte. Ha, anladım. Afrika bölgesindeki olsun, ondan sonra Yemen'deki insanlar için kurban adaklamış. Onlar var. %2,5 bizim ev arkadaşlarına. Düşünmedik ama onlara da sözümüz var. Bir kısım oraya gidecek. Onun dışında bir kısım eğitim, işte hitabet almak istiyorum. Yazılım, teknoloji alanlarında kendimi geliştirmek, ticaret alanında kendimi geliştirmek istiyorum. Bir tane araba almak istiyorum. 300-400 bin lira civarı. Çok bir masraf yapmadan. Küçük bir araba da almak istiyorum. Güzelmiş yani araba. Baba evet. Sağ olsun. Ama araba gidiyor. Bir tane de araba olur. O şekil düşünüyorum. Hayırlısı. 5 milyon ve 1 milyon da bu şekilde bağış yapmak evet, istiyorum. Evet. Oranlar alırsan, değişmeyecek diyorsun. Oran yani değişmeyecek. 1 de olsa 5 de olsa. Oran, zihinde oran olarak var bende. Aldığım paranın şu kadarlık kısmı, şu kadarlık kısmı diye. Gönlüne sağlık Eyüp. Bir de 50 bin alırsam tamamı Filistin halkına bağışlamak istiyorum. Gönlüne sağlık. Sağ olasınız. Gönlüne sağlık. Evet. Heyecandan geliyor. Değerli konuklar, sevgili seyirciler. 5 milyon değerindeki sorumuz geliyor. İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi? A. Çorum, B. Yozgat, C. Sivas, D. Tokat. Böyle bir soru yok ya. Hiç beklemiyordum, hiç. Beklemiyor muydun? Hiç. Gram beklemiyordum. Yani o kadar çalışma israf olmuş. Neyse, bilgi olarak cebimizde duruyor. Çalışma israf olmaz, o sende kalır bilgi olarak. Bilgi her zaman değerlidir Eyüp. Evet. Türkiye sorusu beklemiyor muydun? Ya hani biraz daha tarihten gelir diye umut ediyordum. 100. yıl olması hesabıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm zamanına yakın olması hesabıyla. Vefat gününe. Ama güzel, soru güzel. Allah yardımcınız olsun Kenan Bey. Evet, İzniniz kolay olsun. Gelsin Eyüp. Sağ olasınız. Nasıldır genel coğrafya bilgin? Yani ekvator çizgisini çizerken dünya haritasını, ülkeleri güzel sıralamıştın. Türkiye için de eğer aynısı geçerliyse bu iki çizginin hangi il sınırı içerisinde kesiştiğinin doğru cevabını verirsin diye umuyorum. İnşallah. Yani soru aslında bu. İnşallah. Bu iki çizgi hangi il sınırımız içerisinde kesişir? İnşallah. Allah yardımcımız olsun, evet, bakalım. Türkiye'yi il il biliyor musun sorusu. 40'a yakın il gezdim abi. Sivas ve Yozgat'a bu yaz gittim. Babamlarla beraber. Çorum'la arkadaşlarım var. Tokat'ta dayım bir müddet oturdu. Ama İç Anadolu'yu hiç bilmiyorum yani, böyle hani doğu olsa, güneydoğu olsa bir zihinde bir şeyler canlanır. İç Anadolu konusunda çok yeterli olduğumu düşünmüyorum ama yorumlarsam çıkar belki. Soruyu okuyabilir miyim abi? Tabii ki. İlki Sinop. Sinop, Türkiye'nin en üst tarafındaki çıkıntı. En üst noktasını vermiş ve Hatay'ın en güneyi. Türkiye'nin en yük kuzeyi ve Türkiye'nin en güneyini vermiş o zaman. Hatay en güneyde, en güneyi. O zaman
paralel bağından gitsem mi diye düşündüm. Ya şu soruyu bir daha okuyayım bir arası. İkinci Iğdır'ın en doğusu. Yani Türkiye'nin en doğusu Iğdır. Iğdır'ın da daha doğusu. Yani Türkiye'nin en doğusu kısaca. Gökçeada'nın en batı ucu. Gökçeada. Gökçeada'dan çizgiyi çekip Iğdır'a doğru gel. Gökçeada'nın yerini tam hatırlayamadım da Gökçeada Marmara bölgesi, Marmara Denizi'nin içindeki ada diye hatırlıyorum. Suriye bakarsan Türkiye'nin en batısı, en doğusu olmasıyla. En doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu. Gökçeada'da Türkiye'nin en batısı olması lazım. Türkiye'nin en batısı. O zaman Ege Denizi daha mantıklı geliyor. Yunanistan tarafına yakın olması hasebiyle. Çünkü Marmara bir iç deniz, Tekirdağ falan var diye hesap edersen. Bravo Eyüp. Garip bir yere gidiyor. Yani Marmara'nın içinde olan bir ada olamaz. Onun için tahminimce Ege Denizi, İzmir tarafında bir yer olacak. Gökçeada'yı da çok bilmiyorum. Yani Gökçeada'lı olanlar varsa özür dilerim. Ama tahminimce Ege bölgesinde İzmir tarafında Iğdır'dan bir düz çizgi çekmiş gibi düşünürüm. İzmir, Iğdır hemen hemen aynı paralel üzerinde sayılabilir yani. Tam ikisi de Türkiye'nin orta tarafında. Gökçeada'da İzmir'in biraz daha sonlarına doğru, Yunanistan tarafına doğrudur büyük ihtimal. Gökçeada ile ilgili Yunanistan'da bir mesele mi vardı? Şu an şeyi düşünüyorum, Doğu Akdeniz meselelerini falan. Onlar böyle bir beynime gelmeye başladı. Doğu Akdeniz olayları sırasında adalar meseleleri, Yunanistan'da kayalık meseleleri. Gökçeada Türkiye'nin en batısı, Yunanistan tarafında. Devam edeyim bir soruya.